Herkese merhabalar hazır tam Çağla'nın ve semizotunun zamanı iken benden size nefis bir salata tarifi olsun hatta kurucacık da diyebiliriz. Ee, çağla'larımı öncelikle ayıklamakla başlayacağım. Şöyle ortasından bıçakla ayırınca kolayca çıkacaktır çekirdekleri hepsini bu şekilde ayıklayacağım ondan sonra minik minik doğrayacağım. Ee, Miktar size kalmış ama bir kase yoğurt için bir avuç dolusu Çağla tam geliyor bence. Şöyle süzme yoğurdum var. Birazcık tuz ilave edip çırpıyorum krema kıvamı alsın diye. Pürüzsüz olsun diye. İyice çırpacağım. Ondan sonra çağlalarımı böyle minik minik doğrayacağım. Çağlalar büyük olursa yerken çok baskın oluyor tadı. O zaman çok güzel olmuyor ama minik doğrarsanız gerçekten semizotuyla ve yoğurtla bir de sarımsak eklenince üstüne gerçekten efsane oluyor. Minik doğradığım Çağlaları da yoğurdumun içine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi birazcık da semizotu koyacağım. Semizotlarımın saplarını ayırıyorum. Tabii ki onları atmayacağım. Yemekte de değerlendireceğim. Sapları içinde güzel olmuyor çünkü. Bu da gene böyle 1-2 avuç dolusu ya da ne kadar seviyorsanız. Ben semizotuna bayılıyorum gerçekten. İnce ince kıydım. Onu da yoğurdumun içine ekledim. Bir diş böyle büyük bir diş sarımsağı ezdim. Onu da ekledim. Biraz da nane koydum. Şimdi karıştıracağım. Ondan sonra artık servis tabağına alacağım. Gerçekten muhteşem oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz güzel yorumlarınızı da her zamanki gibi bekliyorum. E, semizotlu yoğurtlu salatayı zaten çok severim ama çağla zamanı mutlaka yaparım bu mezeyi. Harika oluyor. E, yiyenler de ilk başta anlamıyor içinde çağlı olduğunu. Söylenince şaşırıyorlar. Şöyle biraz da üzerine e, kırmızı toz biberli yağ yaktım. Onu gezdiriyorum. O da hem tat veriyor hem renk veriyor. Bu kadar. Artık servis edip afiyetle yiyebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız ayrıca mutlu olurum. Görüşmek üzere.